LGS'ye son 66 gün. Kaçamayacaksın bizden LGS. Geliyoruz ve seni parçalayacağız. Çok güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Evde kalıyoruz. Evde kalmayı bir fırsat bilip denemelerimize, soru bankalarımıza yumuluyoruz. Ve hepsini teker teker çözüp ardından da hayallerimizdeki liseye kavuşuyoruz inşallah. Günün sözüne baktığımızda James Allen diyor ki... ...doğru düşüncelerin ve doğru çabaların kaçınılmaz olarak doğru sonuçlar doğurduğunu bilerek neşe ve huzur içinde çalışın. Hakikaten ne güzel bir cümle söylemiş. Yani esas da şu anda yaptığımız şeyler güzel şeyler. Bakın ders çalışıyoruz. Hocam ders çalışmanın neresi güzel diyebiliriz. Hayır hayır. Doğru bir şey yapıyorsunuz. Doğru düşünceler. Bakın ilk emir bile oku. Biz şu anda okuyoruz, test çözüyoruz, ders çalışıyoruz. Dolayısıyla bunlar doğru sonuçlar doğuracak. O yüzden huzur ve neşe içinde ders çalışmaya devam ediyoruz. Günün yorumuna bakalım. Günün yorumu Metehan Köselioğlu 411 beğeni almış. Ve toplam iki sayfadan oluşuyor arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde cevaplayacağım. Bakalım. Hocam sorularım şunlar. Matematikte 4-5 netten 16-17 netlere çıkılabilir mi? Evet çıkılabilir. Neden? Çünkü konuların yarısı gitti ve aynı zamanda okuldayız, şey okulda değiliz, evdeyiz. Çok ciddi zamanımız var. Çok iyi bir gayret gösterirsek 5 netten 16 nete çıkılabilir. Sizce tatil uzar mı? Uzayabilir, uzayabilir. Bu bizim için endişe olmasın. Uzayabilir diyelim şöyle. Uzayabilir. Ama inşallah biz ...uzamamasını istiyoruz. Biz artık bir an önce okullarımıza dönmek istiyoruz. Bir an önce sokaklara çıkmak istiyoruz. Bir an önce kafelerde, parklarda e, oynamak istiyoruz. Sıkıntı yok. İnşallah e, şu mikrobu yendikten sonra güzel günler gelecek. Endişelenmemize gerek yok. Hocam koronavirüsü böyle devam ederse sizce LGS ertelenebilir mi? Milliyetim bakın ertelemek istemediğini söyledi. Dolayısıyla ertelenmemesi için gereken her şey yapılacaktır... Ama eğer virüs gerçekten bu şekilde endişe verici devam ederse ertelenebilir tabii ki. Hocam ama siz ertelenmeyecek gibi çalışın arkadaşlar. Çünkü Milliyetin Bakanı ertelenmeme taraftarım diyor. Çünkü ertelenirse diğer okulların açılması değişecek diyor. Dokun sınıflar sıkışacak diyor. O onların hesaplanması, okulların işte kaydı, ek kontenjanlar falan her şey karışacak. O yüzden ertelemekten yana değil Milliyetin Bakanı. Hocam. İnkılap tarihi ve İngilizce netlerimiz nasıl artar? İnkılap tarihini yazarak çalışmalısın, yazarak kronoloji yap, bu olaydan sonra bu olay oluyor diye. İngilizce netleri de kelime ezberi, kelime çalış. Burada inkılapta yazarak e, notlar çıkarıyoruz, İngilizce'de de kelime ezberi yapıyoruz. Haftada kaç deneme çözmeniz? Haftada en az bir deneme çözmelisiniz arkadaşlar. Artık tabii yeni nesil denemeler çözmemiz gerekiyor. Bununla alakalı da kitabımız geliyor. Yarın e, hatta bugün belki siz bu videoyu izlediğinizde çoktan görmüş olacaksınız. Yarın e, yeni LGS ye özgü sadece birinci deneme ait e, konuların olduğu denememiz geliyor. Yeni sorular daha hızlı nasıl çözülür? Tabii ki pratik yaparak. Pratik yapmaktan kastımız ne? İlk başta temel sorular, sonra orta seviye sorular, sonrasında da sınav tarzı sorular çözerekten biz bunu halledebiliriz. Hocam bizi motive eder misiniz? Bu 66 günde başarı olabilir miyiz? E tabii ki olabilirsiniz. Zaten görevimiz bu. Bizim amacımız sizleri motive etmek. Çok doğru bir iş yapıyorsunuz arkadaşlar. Hayallerinize kavuşmak için şu anda zaten yapabileceğiniz en güzel şey yapıyorsunuz. Bakın doktorlar şu anda sabahlara kadar çalışıyorlar. Değil mi? Çocuklarını göremiyorlar, ailelerini göremiyorlar, sevdiklerini göremiyorlar. Niye? Onların işi bu, vazifesi bu. Onlar doktor ve doktorlar böyle zor günlerde kendini belli ediyor. Bizler öğretmen olarak yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz sizler için, dersler anlatıyoruz. E sizin göreviniz de ders çalışmak. O zaman hadi hep beraber güzel güzel çalışalım. Günde kaç paragraf çözmeniz? Günde en az 10 soru çözmemiz gerekiyor. Çünkü LGS'de 10 soru çıkıyor. 300 puandan 460 puana 70 günde çıkılır mı? 160 puan biraz zor. Zor ama imkansız değil. Niye imkansız değil? Çünkü birinci dönem konuları var sadece sınavda ve evdeyiz. Ramazan'da oruçlarsak derslerimiz etkilenebilir mi? Bunu sizin sağlığınız veriliyor arkadaşlar. Hem oruç tutup hem ders çalışabiliyorsanız bunu başarın. Ama hem oruç tutup hem ders çalışamıyorsanız o zaman e, sıkıntı yaşıyorsanız o zaman bunun kararını ben veremem tabii ki. Yenisi sorularda işlem sırasını karıştırıyorum. Ne yapmalıyım? Ee, bol örnek çözmelisin. Bol örnek çözdüğünde ve bol hata yaptığında bir daha hata yapmazsın. Bakın şu ana kadar az soru çözen ve az hata yapmış öğrencilerin en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Belki de ileride hata yapacaklar. Belki de sınavda hata yapacaklar. Peki şu ana kadar çok soru çözüp çok hata yapan öğrencilerin faydası ne biliyor musunuz? Çok hata yaptılar ve hatalardan dersler çıkarıyorlar. İşte siz de işlem sırası karıştırdıysanız mesela neydi işlem sırası? Püçtü galiba. Parantez, üslü, çarpma, çarpma, bölme, toplama çıkarmaydı. Bu püçtü unutuyorsan neyse artık ve üçse artık onu tam ben karıştırmayayım şimdi yanlış söylemeyeyim. Matematik hocamız daha iyi bilir. O sırayı karıştırmadan güzel güzel soru çözeceğiz. Yazılarımız ne olacak? Yazılarımıza yine Milletin Bakanlığı burada herhangi bir haksızlık olmaması için birinci dönem ve ikinci dönem arasındaki fark belli olmasını ayarlayacak şekilde öğrencilere gerekirse online sınav yapabilir. Gerekirse okullar açıldığı zaman e, Haziran'da sınav yapılır ama bir şekilde bunu da çözümü halledecek arkadaşlar. 450 puan isteye, üstü isteyen bir öğrencinin gün nasıl olmalı? Günde en az 250 soru çözmeli. 250 soru çözmeli günde en az. Deneme mi yoksa soru çözmek mi? Tabii ki şu anda soru çözmek önemli. Ve e, neden? Çünkü elimizdeki denemelerde ikinci dönem konuları olmadığı için elimizdeki en fazla sorular e, soru bankalarındaki soruları güzel güzel tekrar etmeliyiz. Anadolu ve Fen Lisesi'nin farkı nedir? Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'nin esasında temelinde bir fark yok. Buradan da doktor olabilirsin, buradan da doktor olabilirsin. Buradan da avukat olabilirsin, buradan da mühendis olabilirsin. Fark etmez. Ama Fen Lisesi daha ağırdır. Matematik ve fen dersleri daha zordur. Ve daha sayısal e, ağırlıklı öğrenciler yetiştirir. Anadolu Lisesi ise hem sayısal öğrenciler de vardır. Hem de e, sözel, eşit ağırlık yani böyle hukuk, tarih öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği isteyen bölümlerde de gidebilirsin buradan. Ama Fen Lisesi daha çok tıp, mühendislik gibi bölümlere ağırlık verir. Matematik ve fen dersini sevmiyorsan, Sakın sakın felsefesine gitme. Çok dikkatli anıklama oluyor ve basit hatalar yapıyorum. Bunu nasıl engellerim? Bunu her zaman söylüyoruz. Kitap okumalıyız arkadaşlar. Kitap okuduğumuzda dikkat yeteneğimize gelişiyor. Bunu onuncu kez belki yüzüncü kez söylüyorum. Siz buradaki yazıyı okuduğunuzda sadece bir yazı okumuyorsunuz. Aynı zamanda burada odaklanma probleminizde halletmiş oluyorsunuz. Eğer istediğim lise olmaz diye çok korkuyorum. Ne yapmalıyım? Hiç korkmana gerek yok. Dünyada neler neler oluyor. Senin liseyi kazanamaman hiç önemli bir şey değil. Tabii ki sen kazanacaksın. Tabii ki iyi bir liseye gireceksin. İnşallah en güzel liseleri kazanacağız. Ama... E, en önemli şey sağlık arkadaşlar görüyorsunuz ya şu anda en iyi liseye girseniz de en kötü liseye girseniz de sokağa çıkamıyorsunuz. Niye? Sağlık önemli. Sağlık temizlik önemli. O zaman önce sağlık problemlerimizi halledelim. Sonra ders yani elimizi güzelce yıkayalım. Dikkatli davranalım. Sokağa çıkmayalım. İşte evde hijyen kurallarımıza dikkat edelim. Mikroba karşı korunalım. Ardından da derslerimize sıkı sıkı çalışalım. Ondan sonra zaten hal olur. Hiç endişelenmemize gerek yok. Zaten aileleriniz sizi siz olduğunuz için seviyor. LGS'yi kazanmışsın. Ama saygısızlık yapıyorsun. Ne yapsın öyle çocuğu aile? Ama çok saygılısın, efendisin, kurallara dikkat ediyorsun, ailen için gayret gösterdin, dersene de çalışın ama olmadı. Önemli değil, ailen seni zaten çok seviyor. Konular bayağı azaldı. Full yapan çok olacak. LGS daha mı zor olur? Hayır. Bu kadar olayların üzerine kesinlikle çok daha zor yapmazlar. Eskisi zorluğunda olur yani. Eskisi kadar zor olur. Yani eskiler ne kadar zorsa şimdi yine o kadar zor olur. Daha zor yapalım. Zaten okula da gidemediler. <laughs> Öyle bir şey yok ki. Zaten öğrencilerin psikolojisi bozuldu, morali bozuldu ya. Okulumuzu özledik diyoruz değil mi? Bazıları hayır diyor tabii. Ortalamayla alan liseler neye göre alacak? Burada da yine Milletin Bakanı gerekli düzeltmeleri ayarlayacak. bunu ben kendi Milletin Bakanı olarak buna göre alacak diyemem. Onunla alakalı karar gelecektir. LGS'de bu sene nitelikli okulların puanları yükselecek mi? Tabii ki birazcık yükselecektir. Eğer soruları kolay sorarlarsa, konularda azaldığı için öğrenciler iyi yaparsa birazcık yükselebilir. Benim şahsi sorum. Hocam ben ilk dönem konu ağırlıklı çalıştım. Konularım tamam. Toplamda 2000 soru çözdüm. Şimdi daha fazla soru çözersem NGSM 460 an alabilir miyim? Alabilirsin Metehan sıkıntı yok. Şimdi geldik günlük kitabına. Ayşe Sokak Stephen Zweig'in kitabı. Çok önemli bir kitap. Burada biraz endişe verici böyle heyecan dolu bir hikaye var. Bunu okuduğunuz zaman gerçekten modern klasiklerin bir tanesini de tamamlamış olacaksınız. Günlük okuluna baktığımızda Nuh Mehmet Bal döktü Anadolu Sesi Kayseri'de. Mühendislik ve tıp fakültelerini kazandırmış, diş hekimliği fakültelerini kazandırmış. 3.36 dilimle alıyor. Günün kaynağına baktığımızda yine e, yeni kaynaklarımız yarın geleceği için ben şimdi bugün bunun e, bunu bir kez daha sizlere vurgulamak istedim. Tost 1, Tost 2, Tost 3 ve Tost 4 arkadaşlar sadece birinci dönem konuları içeriyor. Ve buradaki sorular gördüğünüz gibi şöyle birkaç sayfa göstereyim. Hem temel sorularla mesela diyorsunuz matematik yapamıyorum hocam. Hiç endişelenmeye giriyorum. Temel soruları çözüyoruz. Sonra orta seviye soruları çözüyoruz. Bak biraz daha zorlaşıyor. Sonra sınav tarzı soruları çözüyoruz. Bu Türkçe matematik fendi en önemli dersi. Kaç en yüksek olan bu derslerde bizim başarımızı artıracak olan bir sınav tarzı soru. Bunları çözebiliriz. Tabii ki bunları çözmeliyiz bu yeni soruları. Ama önce şunlarla pekiştirdikten sonra onlara geçmemiz bizim için çok daha faydalı olur. Günün sorusu matematikle alakalı. Ben kaçıyorum korkuyorum bu tür sorulardan. Ama sizler için Çerez gelecek inşallah. Hadi bakalım çalışmaya devam edin arkadaşlar. Bizler buradayız. Sizlerin de orada sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz.